Şimdi ellerinizi uyurken nereye saklıyorsunuz, nereye koyuyorsunuz bunu konuşalım. Hocamızın geçen gün koyduğunuz, paylaştığınız bir görsel vardı. Uyku da elimizi nereye koyduğumuz çok çok önemliymiş. Şimdi bunların anlamlarına hocamızla bakıyor olacağız. Bu arada da kaç yastıkla yatıyorsunuz diye biz yeni bir gün Fox'un sayfasından bir anket yaptık. Bu arada kaç yastıkla yatmak lazım, hangi yastıkla yatmak lazım? Hızlı da onun üzerinden geçeceğim ama genellikle herkes iki yastık cevabını vermiş. Bunun da sebebini birlikte konuşuruz. Ama önce uyurken elimizi nereye koyduğumuz As meselesi. Evet aslında tabii bu yayın yayınlanmış bir iki tane yayına dayanıyor. Çok hani tamamen öyle çok bilimsel bir yere oturtturamayız ama sonuçta bir makalede önemli bir dergide çıkmış bir yayın. Yaklaşık bir 300 kişi üzerinde yürütülmüş bir çalışma. Şimdi eğer uyku esnasında bu yayına göre ellerinizi göğsünüzün üzerine koyuyorsanız, geçmişinizle ilgili şuraya tam göğsünüzün üzerine koyuyorsanız, omuzlarınıza değil göğsünüzün üzerine koyuyorsanız, geçmişinizle ilgili hala unutamadığınız, Halledemediğiniz bazı sorunlarınız var. Hatta bizim biliyorsunuz kadim medeniyetimizde göğse vurma vardır. Tabii. Bağırma vura vura diye Türkler evet, var bildiğim kadarıyla değil mi? Hatta Tabii. burada hatta buradaki Timus bezinin vurarak uyartıldığı evet bu bir kadim bir düşüncedir yani ne kadar saintifiktir onu bilemeyiz ama Hı -hı. buraya elimizi koyduğumuz zaman bunun geçmişle hala bağının olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Eğer uyku esnasında elini karnının üzerine koyarsa Hı -hı. öfkesinin olduğu yani hala bağını kopartamadığı bir durumların olduğu, ilişkisinin olduğu, bu ki, bu olay kişiyi öfkelendirdiği, sinirlendirdiği ve korkuttuğu anlamına geliyor elini karnında olmak. Çünkü aslında bunun bir mantığı da var. Çünkü stres esnasında kanın beyine gidebilmesi için kanın bağırsaklardan çekilmesi gerekiyor. Bağırsaklardan çekildiği zaman işte o huzursuz bağırsak dediğimiz ya da irritable bağırsak sendromunun sebebi, kronik strese bağlıdır. İşte elini buraya koyuyor olması kişinin öfkeli olduğunu ve hala stres hormonlarına maruz kaldığını gösteriyor. Çok doğru. Yani evet. çok aşırı mantıklı geliyor tabii. Dinlerken bacaklarının de. arasına Bacağımıza koyduğu zamansa ellerini kendini güvensiz hissettiği, güvene ihtiyacı olduğu Yani birisinin onu sarıp sarmalamaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bacak arasına yastık koymak da aynı şey olabilir. Bacak arasına değil mi? yastık koymak da şu olabilir, daha rahat ettiriyor. Yani e, özellikle tabii. yan tarafınıza yattığınız zamanlarda daha rahat, rahat ettirebiliyor. Peki, bunun haricinde mesela şöyle ben böyle yatıyorum, ya böyle ya böyle yattığımı fark ettim. Böyle böyle yatma özellikle yastık altına koyarsanız bir anlamı var ama bu başın altına koymak muhtemelen spor yaptığınızı, huzurlu olduğunuzu söylüyor. Bunu ben <laughs> şu an salladım size sizin kişinize yani Kişi bazında yayından söylemek E yastığın altına koymak yastığın belki... altına koyduğunuz zaman o çalışmaya göre bir şeyleri gizlediklerini, sakladıklarını ve kişilerin A tipi kişilikte böyle aynı anda bir sürü işi yapmaya çalışan, hızlı uyuyup hızlı böyle her şeyi dünyayı hızlı halletmeye çalışan insanlar olduğunu gösteriyor. Omuzlarının üzerine koyan kişilerse artık ben bittim. Benim beynimde serotonin kalmadı hücreler arasındaki komünikasyon iletişim bozulduğu anlamına geliyormuş. Tabi bu bir çalışma. çalışma. Belki sizin sayfanızda da insanlar bir yorum yapar biz de bu çalışmayı devam ettiririz. Nasıl oldu diye çok biz de merak ediyoruz çünkü. Farklı pozisyonlar evet. olabilir. Şimdi güncel uyku haberleriyle devam edelim. Kadınlar daha fazla uyku sorunu yaşıyormuş mesela uyku apnesinin. Ee, dışında bir durum bu. Amerika'da bir vakfın yakın zamanda yaptığı bir ankete göre kadınların uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede zorlu, zorluk yaşadıklarını bildirme olasılıkları erkeklerden önemli ölçüde daha yüksekmiş. İnsan Uykusu Araştırma Programı Direktörü Fiona Baker bu tür sorunların ergenlik döneminde ortaya çıkabileceği gibi biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler de dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanabileceğini söylüyor. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre de gece 7 ila 8 saatten az uyuyan kadınların hipertansiyon veya yüksek tansiyona yakalanma riski daha yüksek oluyor. Ama evet. şimdi ikisi de birbirini tetikliyor ya yani zaten kafa dolu olduğu için uyuyamıyoruz. Uyuyamadığımız için kafa daha çok da oluyor. Zaten tansiyon yüksek o rahatsız ediyor. Uyuyamadığımız için iyice tansiyon yükseliyor yani. Buradaki esas sebep şu. Bakın bizim hepimizin beyninin şurasında bir çekirdek var. Göz sinirlerinin çapraz yaptığı yerin üzerinde bir çekirdek var. Bu çekirdeğin içerisinde son derece hassas bir saati var hı hı. ve bu saati uzunluğu güne çok yakındır. 24 saat 5 dakikadır. Ama hı hı. kadınlarda bu saat bir 15 dakika daha uzundur. 24 saat 15 dakika. Sizin saatiniz her gün kayar. Ama sabah kalktığın zaman o güneşten dolayı biz bunun adına Almanca zitceber diyoruz, ayarlayıcı diyoruz. Ve sizin içinizdeki bu saat ayarlı hale gelir. Yani seni bir mağaraya koysak, mesela Mamut Keyif dediğimiz bir mağaraya, derin bir mağaraya. 6 ay sonra sana desek ki saat kaç desek 3 saat, 4 saat farklılıkla saati söyleyebilirsin. Yine Çünkü içindeki saat Ritim. ve her üç hücrelerin içerisinde o küçük küçük saatler bizim ritmimizi tutuyor. Yani hangi saatte çağla östrojen sağlayacak? Hmm. Hangi saatte serotonin salgılayacak? Hangi saatte yemek yemesi gerekiyor? Bunların hepsi bir program dahilinde şuradaki ana saat ve yardımcı saatler tarafından salgılanıyor. Kadınlarda bu saatin uzun olması... 24 saat 15 dakika olmuş olması ve bunu ayarlayan ne dedik? Güneş. Buna zitceber demiştik. Hı hı. Bunu bozduk neyle? Telefonlarla bozduk. Uyanma saatlerimizle bozduk. Özellikle yaşlanmayla beraber insanlarda katarak oluştuğu için gözün içerisine ışık girmesi azalıyor. Dolayısıyla beynin uyarılması azaldığı için de uyanma ve uykuya geçme süreleri de bozulmaya başlıyor. Peki, bir ee, yaşlılıkta kafein almak uyku sorunlarına sebep olmuyor mu diye farklı bir haberimiz de var. Bunu da paylaşmak istiyoruz. Hollandalı araştırmacılar kahve tüketiminin yaşlı nüfusta düşük uyku kalitesi, daha kısa uyku süreleri ve uyku bozukluklarıyla ilişkili olup olmadığını araştırmış. Şaşırtıcı bir şekilde kafe, kafein tüketmeyen yaşlı kadınların kafein tükettiğini biliren kadınlara göre daha kısa uyku süreleri ve uyku bozuklukları yaşama olasılıkları daha yüksekti. Hocam ne diyeceksiniz bununla ilgili? Şimdi çok güzel bir yere geldik. Aslında kahvenin uykuyu kaçırdığını biz biliyoruz. Yani özellikle gençlerde 6 saat öncesinden çünkü karaciğer hızlı çalışıyor. Yaşlarda 8 saat öncesinden kahve içimin sonlandırılması gerekiyor. Ama kahve biliyorsunuz çok güçlü bir antioksidan. Evet, bir Ama yanımdan. içerisindeki yapı beyni uyutan adenozinle çok benzediği için uy beyni uyandırıyor. Hı hı. Buradaki bu çalışmada seçilen istatistiksel grupta muhtemelen şu olmuş. Yani insanlar bu kahve içen insanlar muhtemelen hayattan keyif almayı da biliyorlar. Yani burada aslında ne yediğiniz, ne içtiğinizden daha ziyade bizden sonraki arka hocalarımız daha iyi anlatacak. well ki Önemli olan bence ne yediğiniz, ne içtiğinizden öte içinizdeki well-being, iyi olabilme. Bunu sağladığınız zaman İyi olabilme zaman, hali. Evet, değil mi? Onu koruyabilmek. Muhtemelen o o insanlar da onu sağlamışlar. Ha. Bizden sonra herhalde onları zevkle dinleyeceğiz, ben de öğreneceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.